Umut. Aman Allah'ım, ne büyük cesaret, ne büyük inanç. İnsan kendisini hiçe sayıp olmayanların yoluna düştüğü vakit ya da olacak diye inanmaya başladığında içinde taşıdığı umudu ortaya çıkıyor. Yaşlı adam Brooks'un hikayesini öğrendiğinde aklına gelen ilk cümle buydu. Brooks buradaydı. Bu insanlar niçin kendilerinin olmayan bir hayali yaşarlardı ki, yeniden düşündü. Ve elindeki işi yarım bırakamayacağı fikriyle zihninin parçalarcasına fikirlerle işini yapmaya, biraz da acele etmeye devam etti. Genç Greco hayatı koca bir ders alma sınıfı olarak görüyor ve Brooks gibi yaşlı ve inatçı adamların bir an önce öte dünyaya gitmeleri gerektiğini düşünüyordu. Sırf bunun için Brooks'un hayatını bitirme kararını kendisi almasını doğru buluyordu. Zira umut garibanın ekmeği fikri insanları yaşama bağlasa da başkalarının umutlarına göz dikenlerin bir karmaşadan kaçamadıkları bir kesindi onun için. Greco işin Greco için işten çıkma vaktiydi. Patron ona gider ayak iş vermeden bu lanet marketten çıkmak zorundaydı. Bunun için patrona görünmemeye özen göstermeliydi. Şartlı tahliye kurallarına göre bir yıl daha burada çalışmalıydı. Müşterilerin aldıkları ürünleri torbalamaktan ve patronun verdiği abuk subuk işleri yapmaktan bıkmıştı. Onun için artık saati geldiğinde hemen işini bırakıp marketin arka kapısından kendini satıcı ve müzisyenlerin olduğu sokağa bırakmayı adet edinmişti. Hemen işi bıraktı ve sokağa çıktı. Kaldığı Wesley Oteli'ne, burası 3 kilometre idi. Biraz uzak olsa da sokaklar arasından yürüyerek geçmeyi tercih ederdi. Yine öyle yaptı. Üzerinde İspanyol paça bir kumaş pantolonla, bu sokaklarda bir İtalyan dikkat çekse de o bunlara aldırmadan yürüyor ve aklında Brooks'un anlattığı umut ve inançla ilgili fikirleri düşünüyordu. Greco, Brooks'un aksine başkalarının umutlarına tutunmaktansa sokaklarda boş boş yürümenin bile bir yaşam kaynağı olabileceğini savunur. Kendisi gibi şartlı tahliye olan yaşlı adamla sabahlara kadar umut, inanç, zafer ve hizmet gibi konularda sabaha kadar Wesley Oteli'nin en arka odasında sabahlıyordu. Yaşlı adam için işten çıktıktan sonra alışamadığı toplum kuralları yüzünden kendini Wesley Oteli'nin arka sokağında bulunan parka atardı. Orada insanların birbiriyle olan diyaloglarını dinler, kendisinin az çok hatırladığı çiftlik hayatına dair anıları gözünde canlanırdı. Greco, Brooks'un akşam savunduğu "Umutlar insanı yaşama bağlar, oysa umut gençlerin ekmeğidir" fikrine karşı çıkmak için hızlı adımlarla insanların arasından geçerek parka doğru gitti. Ne yazık ki fikirlerini Wesley Oteli'ne kadar devam ettirmeliydi. Çünkü yaşlı adam Brooks burada değildi. Otel kapısından girip aceleyle oda arkadaşını bulmak için odasına çıktığında gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Çünkü Brooks kendini eski bir urganla tavandan sarkan avizeye asmıştı. Ayaklarının altında sağ yıkılmış bir tabure vardı ve bu hiç adil değildi. Her gece beraber sabahladıkları masanın üzerinde ise bir not duruyordu. Notu eline aldı ve okudu. Ardından yavaşça ve kendinden emin adımlarla otelden çıktı. Sevgili Greco, sana uzun uzun umutlardan bahsetmek isterdim. Sana küçükken çiftlikte yaptığım haylazlıklardan söz etmek. Ne var ki her şeyin bir sonu var. Sayfaların, kalemin, umutların ve yaşamın. Haklıydın. Başkalarının umutlarıyla yolun sonunu göremezdim. Bir an önce bu işi halletmek istedim. Unutma, Brooks buradaydı.
Bir hafta sonra gazetelerde İtalyan bir şartlı tahliye mahkumunun Jermen yolunda yıkık dökük bir çiftlikte başına bir el ateş etmiş halde intihar ettiği haberleri gazetelerde yayınlandı. Umut ne hayal, ne istek, ne de başka bir şey değil.